Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz bölümlerde Güney İmparatorluğu ile sürekli olarak Tamluh Kalesi'nde bir savaş vermiştik. Biliyorsunuz sevgili Güney İmparatorluğu Devleti'ni ben ne kadar yenersem yeneyim. Günün sonunda adam tekrardan benden daha yüksek paralar alarak bir şekilde işin içinden sıyrılıyordu. Bunun sebebi, yani normalde barış anlaşması yapmaya çok istekli değilim ama barış anlaşması yapmak zorunda kalıyorum çünkü yeterince askerim olmuyor sevgili dostlar. Biliyorsunuz artık klan seviyem 5 olduğu için ordu büyüklüğüm 350 kişiyle genişletildi, 350 kişiye ulaştırıldı. Hani 350 kişilik bir ordu toplayıp o şekilde karşısında dikilmeyi planlıyorum Güney İmparatorluğu'nun. Ve bu arada şehirlerim de gitgide gelişmeye devam ediyor sevgili dostlar. Bir yandan aslında ana hikayeye de ilerleme niyetindeyim ama bakalım efendim. Bu arada sevgili arkadaşlar, YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Savaşçı zorluk derecesinde oynadığımız, kendi krallığımızı kurup ejderha sancağını alıp hikaye modunda ilerleyeceğimiz bir seri olacak kendisi. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Bu bölüm 18'e tekabül ediyor arkadaşlar. Yok 17 mi? Evet bölüm 17'ye tekabül ediyor bu. Birkaç bölüm daha böyle savaşıp serbest takıldıktan sonra artık bir ejderha sancağını toparlamaya gidelim. Ya da hiç beklemeden direkt ejderha sancağını mı toplamaya gitsek? Bana savaş atı lazım. Ve çok deli para ödüyorum. Evet 1 milyon param var ama neredeyse 1 milyon. Çok deli para ödüyorum. Maronat'taki asileri falan dövüp orayı da mı kendime alsam diyeceğim de toprakların arasındaki mesafe çok uzak. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. La şu Güney İmparatorluğunu bak ben kaç defa dövdüm. Biri şuna bir vursun. Biri bir yumruk atsın ben devamını getireceğim ya. Bir tane yumruk ya. Ejderha sancağına gidebiliriz bu arada. Hakikaten dur ya, orduyu topladıktan sonra ejderha sancağına gidelim de hikaye pekişsin. Biri bir yumruk atsa ben devamını getireceğim de. Hayır bir de arkadaşlar o kadar anlamsız bir savaş ki. Şu şekilde anlamsız. Yani Tamluh Kalesi o kadar önemli bir toprak değil. 700-800 civarı bir refahı var ve başka hiçbir şey yok. 700-800 refah da öyle o kadar abartılacak bir refah düzeyi değil. Yani bir kale için yeterli herhalde, bilmiyorum. Ama olağanüstü bir savaş veriliyor sürekli. Ve bu ciddi anlamda can sıkıcı. İnelim mi aşağı doğru? Evet 36 tane daha savaş atı lazım. Hiçbir şey kalmamış geriye canım. 36 savaş atı nedir ki? Hemen bulunur. Üsküf Prime'ın avantajıyla 15. ayında. Üsküf'cüm çok teşekkürler, sağ olasın. Desteğin için eyvallah. Efendim ejderha sancağı Kalrada diyarında geçen efsanevi bir öğedir. Şöyle ki bu ejderha sancağını taşıyanın yenilmeyeceğine inanılır ve bütün imparatorluklara diz çöktüreceğine, hani bütün herkesin hükümdarı, bütün dünyanın hükümdarı olabileceğine inanılır. İmparatorluk sancağının manevi anlamı budur. Lakin hani gerçekte nasıl bir işlevi var? Bu manevi durumunun yanı sıra nasıl bir buff veriyor diyorsan çok dandik bir buff'u vardı galiba. Neydi? Atlı askerlere %8, %0.8 savaş morali miydi? Öyle bir şeydi. Yarabbi şükür. Öyle yani çok aman aman bir şey değil. Efendim buralardaki sığınakları patlatacağım. Buradaki sığınaklar zaten önemli sığınaklar. Bakın önemli noktalarda sığınaklar var. Çok fazla asker topluyorum buradan. Ben buradaki sığınakları pataklarsam yerleşim yerleriyle aramdaki ilişki artar. Ve buradaki klanlarla da aramdaki ilişki artar. Ve belki Mançuk Efendi bana saldırmaz. Abi bu ne? Adım başı sığınak 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 sığınak. Ben geldim diye mi spawn ediyor yoksa normalde de mi vardı bilmiyorum. Ama ana göreve gideceğim ya. Şunu götürür müsün canım benim?
Ana göreve gideceğim. Sığınak patlatmak istemiyorum. Biraz abi. Eyvallah. Ben buradan alışveriş yapmadım bu arada, değil mi? Evet, teşekkürler Bozkır Savaş Atı için. Sağ olasın. Hala 37 tane at toplamam gerekiyor. Hikaye görevine gitme zamanı. Epictora'dan Istina ile ve Arzagos'la konuşacağım. Biz geçen seride imparatorluğu diriltmeye çalıştıydık. Bu seride yıkacağız. Hadi bakalım. Çok fazlalar. Ve benim hızım niye bu kadar kısıtlı? Sürü fazladan yüklenmiş yük. Fazladan yük dediğinde herhalde şey değil mi? Tonlarca et, bira falan. Tamam, şimdi asker miktarını fullediğimize göre. Ne yapacağız? Akkalat'tan gideceğiz. At alacağız. Akkalat'tan Vostrum'a geçip fazladan eti bırakacağız. Buradan Epictora'ya yolculuk edeceğiz. Ve Epictora'da Istina ile Arzagos'la görüşmeleri yapacağız. Merhabalar, o Bozkır atları normal at mıydı acaba? Her neyse. Sevgili Kadir 20. ayında teşekkür ederim Kadir. 20. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Hoş geldin yayına, eyvallah. Evet, 28 tane daha ata ihtiyacım var. Aslında benim Tomar'la savaş atına ihtiyacım var. 350 kişilik bir okçu grubuyla gezmek beni çok mutlu ediyor bu arada. 350 kişilik atlı okçu grubu. Aman aman. Hocam. Biz binlerce adamı pataklarız bu arada. Memo'cum, senin adına üzüldüm dostum. Aleykümselam Kadir, hoş geldin. Merhabalar. Fazladan yükten dolayı böyle kanı gibi gidiyoruz galiba. Çok para kaybı, çok para kaybı. Gerçi sıkıntı yok. Baktığın zaman her an demircilikten tekrardan parayı bulabilirim. Hı-hı. Kenti yönetten milis bölgesi basılıyor. Meyve bahçeleri fullendi. Tahıl ambarı fullendi. Ağzına kadar yemek dolu. 200 kişilik çok hakiki bir garnizon birliğimiz var ve istihkamları upgrade'lemeyi düşünüyormuşuz. İstihkamlardan önce acaba diyorum. Bu bir ya şimdi. Milis bölgesi yapıldı. Atölyeler 2. Kuşatma atölyesi 3. Form 4. Sonra su kemeri 5. Tamam. 5. Okey. İdeal. 359 tane milis var çünkü. 359 milis gayet şahane. Ey, niye geldiğini unuttu. Enayi. Zula'yı aç ve içeri bir 500 kilo et bırakabilir miyim? Teşekkür ederim. Eyvallah. İçeride bir 500 kilo et olursa ben daha mutlu hissedeceğim kendimi ve başka ne yapılabilir burada? Baktığın zaman 500'de balık bırakalım. Biraz yemek çeşitliliğini kısıyor gibi oluyor ama olsun. 500'de tahıl bırakalım. Ben nasıl olsa illaki her yerden durup yemek alıyorum. Bu şehri ele geçiren benim Zula'yı da ele geçirecek ya abi. Adama resmen bir şey hediye etmiş oluyorum böyle. Kocaman bir krallık. Şimdi hemen Epictora'ya koş aradım, marş. Süre eksisi. Çok minik bir süre eksisi. Yani o yüzden çok bir şey yapmaya gerek yok bence. Zula kentin erzağını etkilemez. Herhangi bir şekilde. Zula sadece senin kişisel Zula'ndır. Herhangi bir şekilde oradan adamlar yemek alıp kullanamazlar ya da yiyemezler. Açlıktan ölürler, gene de Zula'na dokunmazlar. Şehre erzak sattığın zaman sanırım yemek yiyorlar. Onun dışında yemeği şehre hibe edemiyorsun. Keşke yemeği şehre hibe edebilsen. Zil çaldı ama evde tek değilim, sıkıntı yok.
Yani yemeği şehre hibe edebilsen daha iyi olur. Kuşatma durumunda daha uzun süre dayanırlar. Biri seviye aldı gibi geldi bana. Ana hikayeye ilerliyoruz bu arada. Ana görevde ilerleme zamanı. Age of History 2 tabii ki oynadım. Merhabalar, merhabalar. Ana görev zamanı. Sevgili Istina, merhaba. Bu Istina, İmparatorluğu tekrardan bir araya getirmek isteyen bir hanımefendi, sevgili dostlar. Buna evet, İmparatorluğu kurtarmayı planlıyoruz dedikten sonra bize bir sığınak işaretliyor ve o sığınaktan gidip ejderha parçasını alıyoruz. Ejderha sancağının parçasını. Anlattığı hikayede şunu anlatıyor bu arada. Hani bilmeyenler için ben çok hızlı geçtim diyaloğu ama sizlere aktarayım. Istina diyor ki ben İmparator Neretses'in, Subaycım bu arada desteğin için çok teşekkür ederim. Diyor ki ben İmparator Neretses'in suikastçisiydim. İstihbarat ajanıydım, gizli ajanıydım. Bir kadın olduğum için ve kadın ajan bulundurmak kendini düşük göstereceği için bundan bahsetmezdi ama ben kendisinin ajanıydım. Ve kendisine hizmet ederdim. İmparatorluğun tekrardan bir araya gelmesini ve bir bütün halinde birleşmesini istiyorum. Senin de amacın bu mu diyor. Ay, oyun bir çökecek gibi hissettim, korktum. Save alalım da artık bir kasayı dinlendirelim bunun ardından ya. Bu bölümün ardından. Kasayı dinlendirelim derken yayına devam, oyuna devam, Bannerlord'a ara. Zaten aşağı yukarı bu dördüncü saati falan olacak sevgili dostlar Bannerlord'un. Yayında izlediğiniz. O yüzden bu bölümün ardından sonlandırabiliriz. Dördüncü saat dediğim yayına çalalı 3 saat olmuşsa 1 saat daha oynayacağız işte. Oradan hesap et. Her neyse. Subaycım çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, evet, evet sevgili subay. Bağış daha çok katkı sağlar sevgili dostum. Sağ olasın. Çok iyiyim bu arada. Umarım sen de iyisindir. Güzel dileklerin için çok teşekkür ederim. Bit de aynı, donate de aynı sevgili dostum. Canın nasıl istiyorsa o şekilde destek olabilirsin. Bit ya da donate. Arkadaşlar abonelik hediyeleri hariç her şey okey. Abonelik hediyeleri de şundan dolayı. Çok yüksek kesinti var. Yani evet, reklamsız seyir deneyimi için birebir ama reklam sezonunu geçtik ve çok nadir. Yani 1-2 tane reklam görüp geçiyorsunuzdur. Öyle arda arda 5 tane 6 tane dönemi bitti. Bitmese iyiydi. Ama bitti. Ya bitmese tabii sizin açınızdan kötüydü de. Ben kolsuz muyum? Allah Allah. Tam başaramadım abi. Üzgünüm, denedim ve herifin umurunda değil, anlıyor musun? Adama böyle kaç tane ok salladım ya, kafasından geçiyor. Kenarına düşüyor, kıyısına düşüyor, umurunda değil ya. Bunlar şey mi peki? Ha, normal dağ haydutları, soyguncular. Arkadaşlar şimdi bu İmparator Neretses'in ejderha sancağı 3 parçaya ayrılmış vaziyette. Hikaye gereği parçalardan biri bizde. Biri Istina'da, diğeri Arzagos'ta. Çok teşekkür ederim subaycım, dikkat et kendine. Kesene bereket, eyvallah. Sevgili Frysir, ikinci ayında. Teşekkür ederim Frysir. İkinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Şimdi eşkıya almayacağım. Aldık mı İmparatorluk Sancağı'nın diğer parçasını? Evet, Calradius'un Ejderha Sancağı'nın ikinci parçası. Şimdi tabii ki bununla beraber... Sığınak olduğu yerde duruyor bu arada. Bununla beraber Manonat'a gidip şimdi bir de imparatorluğu yıkmayı düşünen elemanla konuşacağız. Diyeceğiz ki, aa evet, biz de imparatorluğun yıkılmasını istiyoruz. Bütün imparatorluk üstüme binerse ben hayatta kalamam bu arada. Yani umarım diğer devletler imparatorluğa dalar. Öyle umut ediyorum. Ve imparatorluk bir araya mı geliyor acaba, bak onu da merak ediyorum. Biz normalde imparatorluğu birleştirmek üzerine oynadığımızda
Herkes Güney İmparatorluğu sancağı altında birleşti. Güney İmparatorluğu çatısı altında. Ama büyük bir imparatorluk göremedik. Bu Arzagos'ta krallığın yıkılmasını isteyenlerden. Arenada ne var? Kemik kıran var. Ama ya bu saatten sonra da ben arena yapmam. Arzagos'ta diyor ki, aga diyor, krallık diyor yıkılmalı. Bir araya gelmemeli. Bir veba gibi. İşte yozlaşmıştı. İyi yönetilemiyordu. İnsanlar diyor göttü diyor. Biz de diyoruz ki evet katılıyorum. Bence de öyle. Hocam hücum. Şimdi bütün ejderha sancağını topladıktan sonra biz de ejderha sancağı olduğunu duyuracağız ve imparatorla lülülü yapacağız. Lülülü. Modsuz oynuyorum efendim. Modsuz. Vanilla. Hikaye modunda kendi krallığımızı kurup ilerlediğimiz ve imparatorluğu yıkmayı arzu ettiğimiz bir serüven. Hocam buraları niye yaptınız adam koymayacaksanız? Bakamayacaksan niye doğurdun moduna gireceğim ya? Adam koymayacaksan niye yaptın buraları? Bizimkiler birilerinin gırtlağına çöküyor. Hangi vanilya abi, çikolatasız mı? Vanilla, vanilla. Vanilya mı dedim? Kahve içiyorum ya, belki bilmiyorum, canım tatlı çekmiştir. Herhangi bir mod bulunmayan, sade yalın anlamına gelen vanilla. Belki de o anlama gelmiyordur ve ben şu an çok bilmişlik yapıyorum. Bilmiyorum. Birader selamun aleyküm. Bu işi hemen bitirelim. Evet, ejderha sancağını böylelikle toparlamış olduk dostlar. Ve ejderha sancağını birleştirerek bir kez daha bu sancağın göklerde dalgalanmasını sağladık. Ejderha sancağı. Babuş Empire'a ait. Şimdi artık ejderha sancağıyla ne yapacağımıza karar vereceğiz. Üçüncü ve son parçayı da bulduk. Ve hani bu ejderha sancağının da size olayını göstereyim. Neredesin? Ejderha sancağı. Atlı askerlere karşı daha yüksek hasar. Tırt yani. Ejderha sancağını hanımım Jamiro'ya vereyim. Ya da sembolik açıdan ben taşıyayım ya. Yani bir halta yaradığından değil. Katlem benim kız kardeşimdi galiba. Katlem de benimle kalıyor. Süvari ve süvarinin eşi Vegosari'yi Tamluh Kalesi'ne göndereceğim. Evet, artık ne yapacağıma karar vermekten kastım şey galiba. Arzagos'a gideceğim ve diyeceğim ki bütün parçaları topladım. Şimdi ne yapacağız? Sen sancak beysin. İmparatorluğu nasıl yıkacağına gelelim. İki seçeneğin var. Mevcut krallıklardan birine katır ya da kendi krallığını kur. Tamam abi, kendi krallığımı kurdum. Ne yapacağım şimdi? Bağımsız bir klan ol. Oğlum ben kendi krallığımı kurdum. İmparatorluk karşıtı bir krallık kur. Evet. Evet. Abi kendi krallığımın liderliğinden ayrılmam gerekecek galiba. Nüfuzuma ne olacak peki? Ve topladığım onca askere? Çok saçma değil mi ya? Sayın hocam, bu benim kendi krallığım zaten, önceden kurdum. Kendi kurduğum krallıktan ayrılıp gidip buna tekrardan krallık kurduracağım. Ama politikalardan, poliçelerden ben o kadar şey geçirdim. Hani asker toplama, sadakat artışı. Şehirler bana isyan ederse falan ne olacak? Ah be abi ya. Yani şu oyunu bu kadar kötü
bu kadar kötü tasarlamak zorunda mıydınız ya? Ya bak gerçekten hani eleştirmek için eleştirmiyorum. Mızmızlanmak için mızmızlanmıyorum. Agacım şu an kendi kurduğum krallık ne olabilir sence Babuş Empire? Kendi krallığım değil de hani Reagan'ın yavuklusu mu kurdu bu krallığı? Sapır saçma işler ya. Şimdi bak izleyin abi. Rezilliği iyi seyredin, tamam mı? Yok, hikaye modunda ilerleyeceğiz bu seride de rezilliği iyi seyredin abi. Evet, Babuş Empire yok oldu. Bütün her yerin yeni sahibi benim. Gerçekten rezillik ya, şuna bak. Asker sayın falan birazdan düşecek. Yerleşkelerin sadakati düşecek, edecek. Bak 231 adam taşıyabiliyorum. Neden? Çünkü şey yok. Krallık yok. Krallık poliçeleri yok. Nüfus sıfırlandı. Oho, gerçekten rezil bir oyunsun ya. It will attract allies, but also probably make you... Eminim. Are you sure you're ready? İmparatorluk medeniyetine sahip olmayan bir krallığı yönetmelisin. Şaka mı yapıyorsun oyun ya? Tamam. Ne istiyorsun benden şimdi? Dur, tane tane okuyacağım. İmparatorluğun baş düşmanı olarak Ejderha Sancağı'na sahip olduğumu ilan etmeye hazırım. Şimdi baştan bir daha mı krallık kuracağım ben? Abi gidip valilerimden birine tıklayıp konuşmam ve daha sonrasında buraya gelmem gerekiyor. Ya oyun sen çok çok kötüsün ya. Gerçekten çok kötüsün ya. Ne yapacağım? Bir yere vali atayacağım. Gideceğim onunla konuşacağım. Yolda dünya kadar askerim heder olacak. Rica ederim bu arada Kaptan El Matador. Sağ olasın. Dur abi dur. Bir çözümünü bulacağız. Yok arkadaşlar, bu seri için böyle bir söz verdim. Kendi krallığımı kurup imparatorluğu yıkmaya hikaye modundan devam edeceğime dair bir söz verdim. Bundan dolayı şey yapıyorum. Şimdi yapacağımız hamleler belli. Evet, bu oyunun kötü bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu dile getirmeye gerek yok. Ve beğenmiyorsan oynama kartını da gönül rahatlığıyla dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Eti bu, budu bu. Kabul ediyorsan oynarsın, kabul etmiyorsan ağlama, kapat git yani. Öyle değil mi? Benim iyi ya da kötü demem kimsenin umurunda değil. Neyse. Orenda Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldin Orenda, merhabalar. Yapacağımız iş şu. Adamlarımızı güvenli bir yere saklayacağız. Sonrasında aynı poliçeleri geçirince tekrardan aynı gücümüze kavuşacağız nasıl olsa. Adamlarımızı belli bir yere koyacağız. 200 asker bırakacağım üstümde. 200 elit asker. Maronat'a doğru tekrar koşturacağım. Krallığı yıkacağım. Maronat'a koşturacağım. Diyeceğim ki tekrardan krallık kurmak istiyorum. Dur. Ya da Maronat'la gidip direkt konuşsaydık keşke. Görevi alsaydık. Dur. Görevi alsaydık. Bekle, tekrar yükle. Umarım yakınlarda bir yerde yüklemiştir. Yani kurulan kendi krallığım zaten. Ne bileyim abi, niye kabul etmiyorsun ki yani? Kendi kendime bağlılık yemini ettim. Kendimi çoğalttım galiba. Abi kendimi çoğalttım. Okey, teşekkür ederim. İmparatorluğun çöküşe geçmesi için 4'ten az yerleşkeye sahip olması gerekir. Eğer bu olursa Kalrade'de başka bir krallık baskın güç haline gelebilir. Evet, artık full imparatorlukla savaşıyoruz galiba, değil mi? Ya da kimse bize savaş ilan etmedi. Ben kendi kendime nasıl bağlılık yemini ettim? Abi kendi kendimi çoğaltıp böyle ufuklara dalıp uzaklara bakarken imparatorluğu yeneceğime dair and içiyorum diye şey yaptım. Olağanüstü.
Kendi kendime nasıl çoğalttım ben? Neyse. Artık olay şu ki ana görevden ilerliyoruz. Bir save alalım. Gümbürtüye bir şeyler oldu arkadaşlar. Bilmiyorum artık bir karman çorman bir durum oldu orada. Bir daha save alıyorum. Artık amacımız imparatorluğu yok etmek dostlar. Bu yüzden de hazır elimde bu kadar asker varken ve hazır buralardayken biraz atlı birlik toparlayacağım. Ve toparladığım atlı birliklerle de imparatorluğa saldıracağım. Kendi kendine ihanet etsen kendinle olan ilişkin bozulur mu? Aşkım sanırım içerlerim ya. Sanırım içerlerim. Az önceki save'e geri gel. Neden ulan? İstemiyorum böyle bir şey. Sorun çözüldü. Kendi kendime bağlılık yemini ettim ve işte buradayım. Şimdi birazcık at toplayalım, saldırı atı, imparatorluk saldırı atı, güzel. Savaş atları toplayalım, savaş atları bizim için önemli. Buradan Poros'a, Poros'tan Vostrum'a, ardından Güney İmparatorluğu'na dalıp ki en zayıf imparatorluk o diye tahmin ediyorum. Ya da Kuzey İmparatorluğu'na mı? Güney İmparatorluğu'na dalalım biz ya. Vostrum'un ardından misal Poros'u almayı deneyelim, ne bileyim Lavenya Kalesi'ne saldırmayı deneyelim. Yapalım bir şeyler ya. Babuş İmparatorluğu, Babuş İmparatorluğu'na savaş açtı. Kendi kendimi vatan hainliğinden suçlu bulup atabiliyor muyum krallıktan? Onu merak ettim şimdi. Ya da böyle bir saniye, iki tane Samet mi oldu seride, bir tane Samet mi oldu? Yok ya, bir tane Samet var, tamam. Hiç düşmanım yok be. Şşş, hey yavrum hey. Hiç düşmanım yok. Tamam, neyse bir şekilde işler yoluna kondu. Gözyaşlarımızı saklayabiliriz artık. Öncelikle hop hop hop. Hala ata ihtiyacım var. Hala nasıl ata ihtiyacım olabilir ya? Abi merhaba. Tekrar save aldım. Ve Güney İmparatorluğu'na kayma vakti. Umarım birileri arkamda gelir. Oha, 78 tane bedava adam. Hocam merhaba. Asker göndermek istiyorum ama kayıp vermek de istemiyorum. Kayıp verir miyim? Vermedim. Şahane. Tutsak almayacağım. Merhaba. Samet'in birliğinden kaçamam normalde de, ordu dağınık formasyonda, dua et. Pagaryos. Nereye gidiyorsun Pagaryos? Normalde. Bir yerde ordu topluyorlar. O topladıkları orduları bulmam lazım. Ya bana dalabilecekleri noktalar belli aslında. Misal veriyorum. Nereye gidiyorsun Pagaryos? Lavenya Kalesi'ni almak istiyorum. Aha, 280 kişi ve ardından asker de geliyor. Merhaba. Şu arkadakini... Evet, arkadakini şişleyemedim. Joron merhaba. Bunun toprağı moprağı var mı? Var. Toprağı varken kimse bana bakmaz. 500 kişi oldular. 70 süvari, 200 piyade, 89 okçu. Ve benim 351 atlı okçum var. Hadi bakalım. Askerlerin ölünce kalede veya da şehirde yedek asker var mı? Hayır. Neden sordun? Olmalı mı? Arazi olarak sanki güzel bir arazi gelmedi be. Mecbur otomatiği alacağım çünkü bunlar piyadelerin etrafında dönmezlerse attığımız okların hiçbir hürmeti kalmayacak. O lordlardan biriydi ve ben kahvemi dökmek üzereyim. Şimdi öncelikle buranın sulak arazi olması bir kabus. Çünkü piyadeler bizi yakaladığında atlıların manevra yapamayacaklar.
O yüzden bu kesinlikle bir kabus. Ve bütün orduya karaya geri çekilme emri veriyorum. Okluya okluya geri çekilebilirsiniz. Bu sulak alandan uzakta bir yerlerde iş yapıyor olacağım. Au. Geri kaç. Haydi oğlum. Bütün savaşı bu sulak olmayan yerde götürmeye çalışacağım. Niyetim bu. Pagaryos Jort'u çekti. Ben hücum emri veremiyorum. Ve adamlarımın kesinlikle okçuluk yeteneği iyi olsa da tek bir formasyondan vuramazlar adamları. Bence yeterince ilerlediler. Şimdi dolanın etraflarında. Ya da savaştan bir tur çıkıp bir daha aynı arazinin gelmemesi için dua da edebiliriz. Bu da etkili bir yöntem olur sanırım. Birileri artık şu Güney İmparatorluğu'na saldırsın ya. Kaç adamları da heba ettim bilmiyorum bile. Tabi canım, ok yağmuru. Bizim adamlarımız kuvvetli. Ok yağdıra yağdıra mahvediyorlar ortalığı. Kaç kaybım var? 9 kişilik. Bence bunlar gayet makul kayıplar. Ve atlı sayım o kadar fazla ki sanırım toz fırtınasına sebebiyet veriyor. Son 5 okun her birini sapır saçma yerlere salladım. Ve şu an adamlar kaçıyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Altın Daret 17. ayında nerelerdeydin? İyi yayınlar, eğlenceli oyunlar dilerim demiş. Teşekkür ederim Altın Daret'cim, sağ olasın. Sevgili nişanlımın yanındaydım Altın Daret'cim. Güzel bir gelecek hazırlamak adına kendimize yapmamız gerekenleri yapıyorduk. Ve keyifliydi. Ben bir çıkgir yapacağım çünkü işin rengi değişiyor. 21 kayıp hoş bir kayıp değil, 21 kişilik kayıp. O yüzden bir çıkgir yapmanın vakti geldi. Su da mu da fark etmez, vurun bunlara yeter ya. Aynen öyle Wolverine, fark ettim. Tam anlamıyla fark ettim. O yüzden hemen atlıları geri çekip bir tur böyle bir ok doldurmalarını sağlamaya çalıştım. Şimdi suda olduğumuzdan mütevellit manevramız yavaş olur ama sonuçta onlar da suda baktığın zaman. Ve yani piyadelere atlı okçularla şey yapmak kolay değil. Arbaletçi kullanıyor olsan neyse, adamlar zırhlılara kadar deliyor da. Sanırım manyak oldular. Samet taktikte yetenek kazandı. Hey yavrum hey. Aralarında lejyoner varmış.
Öğrendiğimiz iyi oldu. Şahane. Bak bir çikir yapmak ne kadar çok işimize yaradı. Çok fazla nam da kazandık ve hocam sizler benim esirimsiniz artık. Sizleri bir misafir edelim. Ve asıl gereken şey savaş atı bize. Savaş atı olmadan hiçiz. Aa, arkada yeni bir ordu kuruyor. Kur, geliyorum. Sevgili Karanlık Titan 3. ayında, toplamda 4. ayı, uzun bir aradan sonra merhaba. Bu arada bulmaca serisinde beynimi kaybettim. Bir dahaki bölüm benim beyni bulur musunuz demiş. Biz de kaybettik. Biz de kaybettik. Tamam hayatım. Piyadelerin sayısı azaldığında ben artık ok kullanmıyorum. Anlaştık. Zindana git. Tutsakları yönet. Bunları tık. Bunları al. Sonra. Buradan. Hana git. Bunları sat. Ve. Garnizonu yönet değil. Kenti yönet de. Çalya değil. Buraya sevgili süvariyi koy. Çıktın, girdin. Sonra buraya Vegosari'yi koy. Çıktın, girdin. Sonra buraya Chalia'yı yönet. Eyvallah. Şimdi neden bunu yaptım? Süvari ve sevgili Vegosari'yi neden tutup da şehre koydum sevgili dostlar? Ondan bahsedelim. Şu sebepten dolayı onların da çocuk yapmasını istiyorum. Yani ordudayken yeterince çocuk yapamıyorlar. Jamirio benim eşim, bu yüzden benim yanımda kalabilir. Acı yudum Lamkart healer'ımız. Katlem de kız kardeşim, biliyorsunuz ki grubun kızları evlenmiyor. O yüzden Vegosari ve Suvari'nin, sevgili dostlar, ben çocuk yapmaları gerektiğine karar verdim. İkisi bir arada kalsın ve pıtır pıtır çocuk doğursun. Ne kadar çok çocuk o kadar iyi. Sevgili Marshall 3. toplamda 4. ayında iyi yayınlar, kaç gündür yoktun, kaç gündür yoktun, gözlerim seni aradı demiş. Teşekkür ederim sevgili Marshall, sağ olasın. Abi bu arada hızlıca asker toplamaya gidiyorum tekrardan. Asker ve at, yani mümkün mertebe at. Bana at bulun. İşler biraz bizim için zor olacak gibi. Merhaba. At. Sturgia safkanı. Normal binek olarak geçiyor bu. Savaş atı olarak geçmiyor. Eşyaları bıraksak 3000 para lazım diyor. Ha okey. Ben zaten bütün tahıllarımı mahıllarımı koyduydum. Ver tahılları, ver şeyleri. Tamam. En azından buradan para bulduk. Yürü bakalım şuralarda. Mutlaka başımıza bir iş gelecek. Ben hissediyorum yani. İlla ki Tamluh'u ya da Vostrum'u kuşatacaklar da o ara biraz daha adam toplarsak kafi. Köylerden at alsan olmaz mı? Aşkım köylerde genelde 1-2 tane oluyor. Bak istersen senin için göstereyim yavrum. Tabii ki alabilirim, hayatımın anlamı. Ama göstereyim yani. Genelde köylerde 1-2 tane at oluyor. Hani köyler şehirlere at verdiği için bazı yerlerde 7-8 tane savaş atı bulunabiliyor. Örneğin bak burada... İki tane savaş atı var yavrum. Bir tane soylu bineği var. Soylu bineği çok pahalı. Askerleri vereceğimiz için masraflı olur. 2016'na iki tane at alabildim. Hani iki gene güzel bir rakam. Bizi genelde şey yoruyor. Kademe 3 adamlar da sıkışıyoruz biz. Hani kademe 4 olsa Kaan muhafızına kadar gidecek ama gidemiyor çünkü at yok. Şehirlere bakmak lazım ağırlıklı olarak. Evet, tekrardan Tamluk Kalesi. Ne istiyorlar oradan acaba? Yani büyük ihtimalle şu sebepten dolayı Vostrum'a nazaran daha düşük bir savunmaya sahip diye düşünüyorlar ve ondan dalıyorlar ki yanılmıyorlar da. Yürü, birkaç adam daha alacağız diye kendimizi zorlamayalım. Yürü Tamluk Kalesi'ne. Yalnız hocam, ne oluyor lan? He? He, anladım.
Evet. Normalde Arzagos komplocuları toplayıp imparatorluğu yıkmaya çalışıyordu ya, artık Istina bizi yıkmaya çalışacak. İmparatorluk sağ olsun diye. Ama diyalogları bile o kadar kötü çevirmişler ki yani. Bir seçenek var gibi hissettirmeye çalışıyorlar ama oyunda seçenek meçenek yok abi. O iki kuşatma kulesi artı şey. Merhaba. Size dışarıda dalsam acaba canınızı okuyabilir miyim? Kaç askeriniz var? Çok. Dışarıda mı dalsak içeride mi? Oğlum kuşatma kuleleri yapmışlar, şeyi yapmışlar. Şimdi içeri girsem adam kaybedeceğim ama dışarıda eminim daha fazla adam kaybedeceğim, değil mi? Yürü içeri. Kaç savunmacı var içeride? 300. 300 de bende var, 600. Saldırdıkları an yerim onları. Daldılar içeri. Savunmacılara yardım için içeri girdiğimde 46 asker kaybedeceğim. Bence her türlü, ya dışarıda savaşsak 46'dan fazla kaybedeceğime eminim. O yüzden Tamluh Kalesi'nin yardımına yetişip buradaki savaşı kurtaracağım. Sevgili Andy, Primal avantajıyla 14. ayında. Teşekkürler Andy, merhabalar. Ne demek saldırmıyorlar ki? Şu an saldırıyorlar. Ordun aşırı tecrübesiz değil mi? Bence değil. İçlerinde güzel adamlar var. Şimdi hocam, merhaba. Buranın genelde kuşatma araçları bok gibi vuruyor. O yüzden alevlileri şu iki araya alıp bunları köşeye alıyorum. Otomatik yerleştire tıklıyorum. Dört tane mancanın var. Allah'ım lütfen en azından kapı tarafı çöksün. Tek dileğim o. Lütfen en azından kapıdakilerden kurtulalım. Bak tek isteğim o. Şu şey devir yeter. Ha, aynen oraya. Kim attıysa ellerine sağlık. Koçbaşını devirin yeter. Geri kalanıyla ben ilgileneceğim. İki tane şeyleri vardı bunların. Kuşatma kuleleri vardı. Allah'ım umarım. Umarım ya Rabbim. Olacak gibi lan bu sefer. Olacak gibi bu sefer. E canım benim. Efendim mancanın kontrolünü alabiliriz ama ben o mancanı iyi kullanabileceğimi zannetmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz lan? Geblolar. Arkadaşlar kameram bu arada bir miktar kapalı. Bu savaşı atlatmaya çalışacağım. Umarım koçbaşını yararlar. Kontrolü alabiliyoruz ama ben nasıl sıkacağımı bilmediğim için korkuyorum ve almıyorum. Biz ayvayı yedik bence. Çünkü adamlarım son derece beceriksiz. Yani 4 tane koçbaşını nasıl deviremedik acaba? 4 tane mancınıkla. 4 tane ya. 4 tane. Yani insan bari bir çabalar, dener, ne bileyim. Bu kalenin koordinatları kötü bence ya. Bu kapı gene kesinlikle kırılacak bak. Kapının kırılacağına eminim. Ama ne yapmalıyım ben? Kapıda mı durmalıyım? Yanlarda mı durmalıyım? Ne yapacağımı şaşırdım. Mancınıklara emir verme sistemi gelmediyse bildiğim kadarıyla yoktu bu arada ve dediğim gibi hani mızmızlanacağını al kendin kullanmayı öğren diyeceksin. O kadar kolay bir şey değil ya. Hadi balista
bir yere kadar. Balistaya bir kere elin alışınca kullanıyorsun da. Bu balista gibi de değil. Peki bir şey soracağım. Şöyle yapacağız. Artık yapacak bir şey yok. Mümkün olan en iyi şekilde müdafaayı gerçekleştireceğiz. Evet, koçbaşı tam teşekkürlü duruyor. Hoş değil. Aa, arkada şey var, bomba gibi. Olala bebek, olala. Şu arkadakileri kullanmasalar da keşke. Kapıyı kıranlara şey yapsam, kapıyı kıranlara atsam. Şimdi değil oğlum, bir tane adama atılmaz bu. Üç adama da atılmaz da. Neyse. Efendim sevgili Evils 29. ayında. Evils'im 29. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Biraz erken kullanıyorum yani, o kapıyı adamlar kırdıktan sonra atsam daha iyi ama. Oo bebeğim. Yani azıcık kendi adamlarıma da zarar veriyorum, farkındayım ve eşim de aşağıda, hani Jamirio. Oyunda evlendiğim kadın ama. Bu neymiş öyle canım? Tamam, ana kapıyı geçemeyeceklerine neredeyse eminiz. Umarım yanlar çatlamıyordur yani, ne diyeyim ki? Tek temennim bu olur. Yanlar çatlamıyorsa maşallah. Metem hoş geldin. Ne yapıyorsun? Keyifler yerindedir inşallah. Bu tamam, kapıdan girmeyi denemeyecekler. Yürü öteki tarafa. Koş. Şimdi 30 kişilik bir kaybımız var. 30 kişilik kayba karşılık adamlarda dünya kadar kayıp var. Yani totalde baktığınız zaman 285 biz vurmuşuz, 64 adam onlar vurmuş. Yani böyle bir durumda gayet iyiyiz diye düşünüyorum. Ve şöyle yapmak istiyorum. Evet. Burada mancınıklar pek iş yapmıyor anlaşılan. Şimdi bu kullanılır. Çekil 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 çekil. Şimdi bu kullanılır. Haydi bismillah. Evet, kullanamıyorum. Ben beceriksiz miyim? Sanırım öyleyim. Evet, merdivenlerden tırmanıyor olsalar gene güzel bir çözümüm vardı ama merdivenlerden tırmanıyorlar. Ey! Kafama vurdu. Kenardan köşeden bana dokunuyorlar. Amel defterini kapatacağım onların. Hücum emri versem çok mu delice olur acaba? Sonuçta adamları mahvettik ve bence üzerlerine doğru minik bir çılgınlık yapıp koşturabiliriz.
Yeni adamlar gelmeden etmeden falan. Al. Evet, minik minik bir düşüş, minik bir düşüş. Minik bir düşüş. Evet, hücum emrini verdim an itibariyle sanırım. Kafayı mı yedim bilmiyorum ama. Ya kapıdan çıkıp yanlara falan dalacaklar, hücum edecekler. Kesinlikle bizim askerlerimizin miktarı onlardan daha kalabalıktır diye tahmin ediyorum. Bizim ana kapıdan bir ordu fırlamıştır var ya, abav. Umarım verdiğimiz kayıp miktarı çok artmaz. Benim bir hücum emrimden dolayı. Kaçış başladı. Tam da istediğim buydu aslında. Tam da istediğim buydu. Her yerden kovalıyorlar. Bak bak bak, bizim oğlanlara bak. İstediğim buydu tam olarak. Çünkü 59 kişilik kayıp okey. Hiç fena bir rakam değil. Ama bu 287 adam daldıklarında yanlarında koçbaşı ve kuşatma kuleleri olmayacak. Yani herifleri perişan edeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız tek şey oturup izlemek. Otomatik yerleştir ve otur izle. Beni burada atla mı spam ettin? Ama niye? Okey. Bunlar perişan olurken ben şurada tadını çıkartacağım. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Abi mancınık öğrenmesi o kadar kolay bir şey değil ya. Ondan şey yapmıyorum yani. Genelde otomatik daha iyi kullanıyor. Daha rahat kullanıyor. Hakikaten öyle rahat bir şey değil bak. Dur göstereyim madem. Nasıl ayarlandığını hiç bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım da. Ondan dolayı. Ama yani öğrenmek öyle hayatımıza bir şey katar mı? Katmaz. Niye? Çünkü ya hocam hangi birini nasıl durduracağım? Baksana. Bak bir saniye. Geldim buna. Nereye sıkacağını bile bilmiyorum. Anladın mı? Nereye fırlatıyor? Ne fırlatıyor? Ya hiç gerek yok yani. Onun yerine ok çekip atsam. Ya baksana şu an yani iki göndergeli silahımla vuruyorum baltalı mızrağımla ve kesinlikle çok daha fazla katkım oluyor orduya. Onlar kendi sıksın. Dediğim gibi bence bu kalenin biraz koordinatından dolayı sıkıntı yaşıyoruz biz. Hoppa. Gücü yetmiyor. Gücü. Gücü yetse ben buradan onun kafaya şey gibi atacağım da, füze gibi. Şöyle biraz daha yukarı mı? Birinin kafaya vuruyorum yani. Ona harcayacağım enerjiyi şuradan oku çeker tık 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 bayıltırım bebeleri. Daha
iyi yani. Bunlar zaten kaçacaklar. Fırlatma yeteneğim o kadar da iyi değil. İyi olmasına gerek de yok. Güzel bir zafer daha kazandık. Çok kayıp vermedik. Güney İmparatorluğu ordusunu mahvettik. İlk adamı kazarası aldım. Öyle bir niyetim yoktu. Ve sadece bir tane mi adamı geliştirebiliyorum? Bizim çok korkunç bir atlı sorunumuz var. Bu arada adamların bazılarını alıp garnizona verebilirdim. Evet. Bazılarını alıp garnizona verebilirdim ama yapmadım. Max Tepçin, bugün 7 Days başlamayız muhtemelen ya. Şimdi tekrardan bir kamerayı açalım. Evet dostlar, güzel bir yayın akışı oluyor bu arada. Benim hoşuma gidiyor gayet. Hiç kimseyi serbest bırakmıyorum. Şimdi gidip bunları bir Vostrum'a kilitleyeceğim. Kalanlarını satacağım. Tekrardan asker toplamak istiyorum. Askerden ziyade at toplamak istiyorum deli divane. Yani ama ya kaç tur atarsam atayım savaş atı toplamak için yeterince iyi olamıyorum. Yetmiyor. Güney İmparatorluğu'na birileri dalabilir mi? Artık rica etsem lütfen. Hayır, kimse dalmıyor. Peki. Yanıma. Aynen 7 Days ya Metem. Düşünüyorum bir şeyler de. Abi bir şey diyeceğim. Yanıma bir tane yoldaş alsam. Misal sevgili dostlar. Yanıma bir tane yoldaş alsam. Ve zindana şunları bırak. Ve bu yoldaşa toprak verip kendisini lord yapsam. Mantıklı mı? Bence değil ya. Çünkü çok az toprağım var. Ve çok fazla düşmanım var. Fazla düşman, az toprak. Yani ergeç bizi şişlerler. Güney İmparatorluğu hala benden nasıl deli gibi haraç isteyebiliyor ya. İnanılmaz. Şimdi ben tekrardan ordu toplamaya gidiyorum böyle bir tur. Allah ne verdiyse. 2-3 parça asker toplayayım. Scanis Vostrum'dan kaçtı. Bunlar zaten kaçıyorlar abi. Diğer lordlara isyan edebiliyorlar. Öyle bir durum oluyor. Ya şimdi bizim krallığın politikaları gerçekten iyi politikalar sevgili dostum. Şehirlerimizin her birinin 80 üzeri sadakati var. Yani doğal olarak çok bir isyan riski olacağını zannetmiyorum ama taraf değiştirme opsiyonu beni ürkütüyor. Yani o taraf değiştirme opsiyonu beni ürküttüğü için öyle bir çekincem var. Efendim bu yayın akışında neler oldu? Öncelikle kendi krallığımız olan Babuş Empire'ı ejderha sancağıyla taçlandırdık ve imparatorluğun yok edileceğine dair and içtik. İmparatorluğu yok etmeye and içtik. Bu uğurda çabalıyoruz, bu uğurda çalışıyoruz. Birlik kapasitemizi yaklaşık olarak 351 askere terfi ettirmeyi başardık ve deli divane efendim savaş atı arıyoruz. Çünkü 70-80 tane falan savaş atına ihtiyacım var. Birliklerimi tam potansiyeliyle kullanabilmek için. 70-80 tane savaş atı arıyorum. Ve bir yandan da Güney İmparatorluğu'nun gelen bütün saldırılarını durdurmaya ve onlarla savaşmaya çalışıyorum. Abi çok acayip savaş atına ihtiyacım var. Biz bu savaş atı eksiğini nasıl gidereceğiz ya? İşte imparatorluk şehirlerinden, oradan buradan, her yerden toplamaya çalışıyorum da zor. Şu 27 tanesini biçer misin? Teşekkür ederim. Şu 14 tanesini biçiver. Allah razı olsun. Tık tık. Birazcık atlı sayısını azaltmaya çalışıyorum da özellikle süre eksisi yememek bağlamında. Keşke bütün atlılar kademe 4 gelseler de rahat rahat geliştirebilsek herifleri ya.
Birazdan bize bir tekmeden saldırabileceklerini düşünüyorum bu arada Güney İmparatorluğu birliklerinin. Ama olsun, iyi geliştirdik kendimizi. Evet, Bozkır Savaş Atları falan buralarda pahalı dostlar. Tamlu Kalesi tekrardan kuşatma altında ve Reagan'ın ordusu tarafından. Bizzat Güney İmparatorluğu'nun imparatoriçesi gelmiş ve bizim şehre çökmeye karar vermiş. Daha doğrusu bizim kaleye. Ya bu kale ne çekti sizden ya? Vallahi bak. Bu kale ne çekti sizden arkadaş? Ben sürekli bu savaşa maruz kalmak zorunda mıyım? Bir tane ıslak mendil istiyordum. Şu ortalığın dağınıklığına bak. Dur, önüme asker çıkmasın da. Şu ortalığın dağınıklığına bak. Aman Allah'ım. Au. Abau. Olmamış gibi çalışacağım. Olmamış gibi davranacağım. Klan üyelerinden Vegosar'a az önce hamile olduğunu öğrendi. Çok güzel. Mahalle yanarken saçını tarayanı bulduk. Latanator katleme evlilik teklif etti. Hayır. Evet sevgili Kraliçe Rhaega. Öncelikle oha. Sonrasında kaç askerim var? Şehir girip tekrar 35-40 asker kaybetmek istemiyorum. Bunları şehir dışında avlayacağım. Kuşatma kampına saldır. 138 adamım kalmış burada. Oho. Ya birader, siz niye bu kadar ofansif dalıyorsunuz ya? Esirlerin hepsi tam nokta mı? Yok ya, içeride 38 adam falan var. Ama evet, birkaç tane de lord içeride kalmış. Islak mendil kullanıyorum da, bir saniye. Civar illerden asker gelmez mi? Evet. Evet, evet, öyle yapmamız lazım. Yani civarda ne kadar asker varsa toplayıp onları bu Tamluh Kalesi'ne yerleştirmemiz lazım. Ya da risk alacağız abi. Yani risk almaktan kasıt nedir? Şöyle, elimizde bulunan Kuzeyit Kaan muhafızlarını, yani şu atlı okçuları şey yapacağız. Oraya yerleştireceğiz. Yani 100 tane Kuzeyit Kaan muhafızı yerleştireceğiz içeri. Gidip biz baştan ordu toplayacağız. İçeride 100 Kuzeyit Kaan muhafızı olduğu için bunlar da tökezleyecekler, topallayacaklar ve belki de tekrardan Tamnuh'a gelip dalmayacaklar. Bilmiyorum, bunlar tamamen varsayım. Ama bizim ordumuzun büyük bir kuvvetini bu Kaan muhafızları oluşturuyor. Özellikle diğerlerine otomatik emir vermedim çünkü çarpışmalarını istemiyorum. Her neyse, ama bu ana ordumuzun gücünü kırmak anlamına gelir. Ana ordunun gücü azalırsa çok zorlu zamanlar yaşarız. Bilmiyorum. Şu an kararsızım. Sevgili Bike Süseyin Prime'ın avantajıyla 4. toplamda 9. ayında. Çok teşekkür ederim. Efendim, henüz evli değilim, nişanlıyım. İnşallah evlilik ilerleyen aşamalarda, ilerleyen zamanlarda. Çok teşekkür ederim. Tarih belli ama hani paylaşmamayı tercih ediyoruz, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza, güzel sözlerinize. Çok çok sağ olun. Aynadan dolayı şey, böyle kamerada ayna var ya. Sağ elimdeki yüzüğü belki sol elimde zannetmiş olabilirsin dostum. Çok teşekkür ederim iyi dileklerin için. Botçu Bot 27. ayında. Vay be. Ne haber Botçu Bot? Keyifler yerindedir inşallah. Hoş geldin yayına. 27 ay ya. Vay be. Evet, adamlar beni birazcık üzüyor gibi. Beni biraz yıpratıyor gibi. İyi durumda mıyız? Umarım iyi durumdayızdır. Arkadaki okçular ayrık dizilmişler. Bu yüzden bunlara çok ok tutturamıyorum. Belki de okçuların ayrık dizilmesiyle alakalı değil, değil mi? Belki de durum benim kolsuz olmamla alakalı. Der demez bir tane alnının çatına. Hoppa. Garnizondaki ordulara zarar getirmemeye çalışıyorum ama. Arkadaşlar, bu arada dediğim gibi yapacağım. 100 kadar Kuzeyit Kaan muhafızını buraya bırakıp baştan ordu kasacağım. Yani Allah yardımcımız olsun. En azından kuşatma yemeyeceğimize aşağı yukarı emin olacağız. Ama bana savaş atı lazım ya. Ben nereden bulacağım savaş atı?
Bütün Kalradi'yi böyle geze geze dolanmam gerekiyor. O kadar savaş atını ben başka nasıl bulayım? Siz geri çekilip tekrar geliyorsanız ben de geri çekilir tekrar gelirim. He. Ben de geri çekilir tekrar gelirim abi. Bu adamları ben boş beleş mi buldum? Ben de geri çekilir tekrar dalarım. Atlı süvari yapmak zor mu? Abi kolay. Zaten hali hazırda atlı süvari olarak katılıyorlar birliğine. Ama üst kademeleri arttırmak zor. Çünkü kademe 3'ten sonra kademe 4'e geçiş için savaş atı gerekiyor. Ve savaş atı her yerde, her şehirde bulunmuyor. Bulunuyor. Tabii ki bulunuyor. Ama işte 2 tane, 3 tane. Bana ne lazım? 50 tane savaş atı lazım. Ben nereden bulam 50 savaş atını? Tek seferde, anladın mı? Bütün Kalradi diyarını dolanmak gerekiyor. Ama dolanırken de ne oluyor abi? Sürekli olarak hani düşman birlikleri geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. Bir de Tamnuh'a rahat verseler de şey basılsaydı. Biraz garnizon ordusu birikseydi yani. Tamnuh tarafına da fırsat vermediler. Tamnuh kalesi sürekli saldırılarla taciz edildi. Vay be, acı yudum Vigoter'in hekimlik yeteneğine bak, uf! Kafamı güzel yardı. Garnizondaki orduları devreye sokmayacağım. Hala niyetim bu yönde. Garnizon tarafı ne kadar az hasar görürse o kadar iyi. Kendi adamım gitti az önce. Az önce kendi adamım gitti. Hem de çok fena gitti. Okum bitti. Son tur çıkgire gerek var mı? Bence gerek yok ya. Zaten mahvoldular. Hazır böyle dağınık haldeyken. Herkese otomatik emri verelim. Garnizonun süvarileri var. Garnizonda 130 tane falan süvari vardı yanlış hatırlamıyorsam. Garnizonun süvarileri de gelip bunları bir biçsin. Geri kalanı alelade köylüler zaten. Sevgili dostum, biz Rimworld'de 2 sezon kadar oynadık değil mi? Sonra 3. sezona devam etmedik. 3. sezon için çölde tek başımıza oynayacağımız bir senaryo düşünüyordum böyle. Hani bir tane adam bütün yetenekleri full ya da ona yakın bir şey işte. Çölde tek başına ya da çöl olması da şart değil. Genel anlamda hani tek başına hayatta kalma muhabbeti ama sıkar bir süreden sonra ya. Ganimet'in %88'i benim ve İmparator Uçay Reyga'da. Reyga'yı alamadık mı? Aha! İmparator Uçay Reyga'da cepte. Evet, keşke elimde daha... Abi 110 taneye yakın savaş atına ihtiyacım var. Başka türlü gelişmeyecek bu ordu. Merhaba, şimdi şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle zindana git, tutsakları yönet. Şimdi bunları bana bir veriyorsunuz. Şunları da veriyorsunuz. Kalan tutsakları atacağım çünkü adamlar burayı ele geçirdikten sonra... Anlamadım. Adamlar burayı ele geçirdikten sonra güç bulsunlar istemiyorum.
kaleyi yönetten de bahçeler yapılıyormuş efendim. 15 gün sonra bahçeler bitiyor. Tahıl ambarını bitir. Milis bölgesini bitir. Ki gitgide daha fazla milis alabilelim. Ve surun kademesini arttırmaya çalışacağım. Temel niyetim o. Birkaç tur para bırakalım buraya. Ve dur. Hemen tutsaklar kaçmadan. Hala 110 tane ata ihtiyacım var. Alfred Prime'ın avantajıyla 13. ayında. Alfred 13. ayın kutlu olsun. Sağ olasın, eyvallah. Ve sevgili Hextares 12. ayında. Çok teşekkür ederim. Daha nice mutlu yıllara Hextares'cim, sağ olasın. Kesene bereket, eyvallah. Yürü bakalım Hüsnü Fulga. Şimdi sevgili Güney İmparatorluğu, barışa razı mısın? 1660 haraç öde. Ya abi, Reygasan'a kadar elimde ama ya. Demek ki öyle olmuyor. Ve birliğimden kaçıyorlar. Evet. Şimdi şöyle yapacağız sevgili dostlar. Burada tutsakları satacağız. Alabildiğimiz kadar at alacağız. Ve Vostrum'a dönüp esirleri koyduktan sonra videonun ufaktan sonuna gelmiş olacağız. Aslında var ya, Aseray'dan da güzel şey alınırmış. Aseray tarafını bir dolansak güzel atlı çıkar oradan demek ki. Hana git. Fidye alınacak tutsakları seç. Hop 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 hop. 17.000 güzel fidye. Yürü bakalım Vostrum'a. Evet, aslında var ya, gerçekten Aseray'dan da sağlam at çıkarmış baksana. 7 tane daha atlı çıktı. Evet, hala 100 tane ata ihtiyacım var. Zakanis Vostrum'dan da kaçtı. Demek ki kaçan kaçıyor. Güney İmparatorluğu'na benim dışımda hala dalan yok. İnanılmaz ya, resmen 1v1 atıyoruz abi. Peki. Seri bence eğlenceli ilerliyor. Her şey gayet yolunda. Yani öyle bir adama erişeceğim ki, o kadar fazla tecrübeli adamım olacak ki bu umduğumuz atları bulabilirsek. Yani müthiş ilerliyor her şey. Ama dediğim gibi bir parça at sıkıntımız var. İmparatorluk saldırı atı ve normal saldırı atı. Ve merhabalar. Evet, eşyaları satmaya kalksam o kadar para yok. O yüzden pıt pıt. Asgari atlar da saldırı atı. Şunları satsak okey. Hemen kaleye git. Zindana git. Tutsakları aldın attın buraya. Bütün lordlar burada. Ve buranın da keyfi gayet yerinde. Atölyelerimiz inşa ediliyor. Sonra kuşatma atölyesi inşa edilecek. Sonra su kemeri, erzak deposu falan filan. Sonra milis bölgesi. Buranın milislerinin bir hayli artmasını istiyorum. 375 milis var. Daha ne? Bir 10.000 daha bıraktım. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Umarım sizin için keyifli bir seri oluyordur. Görüşmek üzere. Bye bye.